ipucu peşinde. Lara yatıştırıcı ilacın etkisinde uykulu gözlerle Peter'a baktı. Theo'nun ağabeyini ilk defa görüyordu. Peter onun elini tuttu. Üzüntü çözüm değil. Hızla toparlanmalısın Lara. Bundan sonra kardeşime neden kıyıldığını öğrenmeliyiz. O zaman katillere ulaşırız. Hep birlikte ve serin kanlı olalım. Lara gözleriyle anlıyorum dedi hemşireye artık yatıştırıcı almak istemediğini söyledi. Hiçbirinin iştahı yoktu ama otelin terasındaki lokantada toplanmışlardı. Lara, Köksal, Kubilay ve Peter. Kanepeler ve sandviç istemişlerdi. Sadece su ve kahve içiyorlardı. İlk konuşan Köksal oldu. Polis araştırıyor ama biz de nereden bu noktaya geldiğimizi biliyoruz.'' Kubilay size polisten aldığı bilgileri aktaracak. Ben tercüme edeceğim. Anlat Kubi. Kubilay blok notunu masaya koymuştu. Uzun notlar almıştı. Şöyle bir göz atarak anlatmaya başladı. Olayın başlangıç yerinin Alman elçiliğinin Tarabya'daki yazlığı olduğu anlaşıldı. Daha doğrusu yazlığın bahçesi. İç ve dış duvarlarda ve yerde kan lekeleri var. Yaralı kişinin duvara içten tırmanıp dışarı atladığını bıraktığı izlerden polis tespit etmiş. İzler yani kan lekeleri Alman köşkü'nün bahçe duvarını uzak yerinde, mezarlığın yakınında başlıyor. Dış duvara doğru geliyor. Alman elçiliğinin yazlığı mı? Peter şaşırmıştı. Theo'nun işi neydi orada? Özür dilerim Kubi, devam et. Kan izleri dış duvarın önünden yazlığın karşı çaprazında bulunan 70 metre uzaklıktaki tavernaya doğru geliyor. Orası Teo'nun girdiği taverna. Garsonların ve müşterilerin verdiği ifadeye göre içeride coşkulu eğlence olduğu için kimse Teo'nun nasıl geldiğini görmüyor. Ardında kimler vardı, kovalanıyor muydu kimse bilmiyor. Polisin ilk raporları bunlar. Araştırma sürecek, Savcı sizleri de ifade için çağıracaktır. Biz Lara ile telefonunu bekliyorduk. Haber vermeden Tarabya'ya gitmesi hiç normal değil. Polise göre Alman köşkünün bahçesine girmiş. Neden bana telefon etmemiş? Ne sebeple bahçeye girmiş? Hayret dedi Köksal. Suzan'la buluştu. Kadının bize söylediğine göre öğle saatlerinde ondan ayrıldı. Suzan'dan ayrılınca ilk yapacağı onu almamız için telefon etmek olacaktı. Bizi aramadan neden elçilik yazlığına gitti? Kimler orada saldırdı? Yanıt bulmamız gereken şey derken Peter atıldı. Suzan kim? Köksal kısaca Janos Clay'nin torunu Kenan Kılı'nı anlattı. Theo ile Suzan'ın buluşmasını evde olanları kadının ağzından duyduğu gibi nakletti. Theo, Klein'lerin aile albümüne bakmıştı. Eski fotoğraflarla ve Yanos Klein'in İstanbul'a ilk geldiğinde çektikleriyle ilgilenmişti. Sonra teşekkür ederek gitmişti. Peter, kardeşinin yedi akbaba hikayesi, Hazreti Davut'un yedi kollu şamdanı ve 1491 Oruç Bey kitabının peşinden Yanos Klein'in izini araştırmak için İstanbul'a geldiğini biliyordu. Yanos'un torununu bulduklarını ve gerisini Köksal'dan öğrendi. Suzan'ın evinden çıktıktan sonra başına bu felaket geldi. "Tanrım, neden öldürdüler benim saf kardeşimi? Hırsızlık mı? Ne dersin Köksal?" "Hırsızlık olduğunu sanmıyorum." diyerek olumsuzca başını salladı Köksal. "Bence Suzan'ın evine giderek Teo'nun kaybolmadan önce gördüklerine albüme falan biz de bakmalıyız." Özellikle sen bakmalısın Peter. Sabah Suzan'dan randevu alacaklardı. Kubilay cinayet şubesinden bir dedektifin kendileriyle gelmesinin yararlı olacağını söyledi. Antikacı dükkanında buluştuklarında Kenan Kılan ve kızı Suzan Peter'e başsağlığı dilediler. Peter acele ediyordu. Dükkanda fazla durmadılar. Cinayet masası dedektiflerinden Zeki, Nurcan ve gazeteci Kubula ile birlikte Suzan hepsini apartmanlarına götürdü. Zeki ve Nurcan, Peter'ın Amerikalı korumalarına biraz yadırgamışa benziyordu. Klanların tarihi apartmanı saray gibiydi. Yüksek tavanından görkemli bir avize sarkıyordu. Salon antikalarla doluydu. Suzan salona açılan koridorun ışıklarını yaktı. Dilerseniz önce Theo'nun nelere baktığını göstereyim. Sonra otururuz. Size albümleri getiririm. Suzan'ın anlattığına göre Theo salondaki el yazmaları ile ilgilenmişti. Almanca el yazmaları yanında Türk hatları ve fermanlar güzel çerçevelerle duvarları süslüyordu. Peter Almanca el yazmalarına baktı. Yine Theo'nun yaptığı gibi Janos Klei'nin renklendirilmiş foto portresinin önünde durdu. Janos Klein bu fotoğrafı İstanbul'da ünlü Süreyya Stüdyosunda çektirmişti. Onlar renklendirmişti. Fotoğrafın alt köşesinde Süreyya imzası vardı. Peter içinden Janos Klein yakışıklı adammış diye geçirdi. Sık dalgalı saçları kabarmış, kurdeli kravatı yana kaymış, kalender tavırlı Janos filozofa benziyordu. Ancak dikkati çeken zeka fışkıran kocaman gözleriydi. Duvara asılı bir başka fotoğrafta Yanos Klein, Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le görülüyordu. Fotoğrafın altında 1937 tarihi vardı. Salondan sonra Suzan onları kütüphane odasına götürdü. Günlük kitapların bulunduğu kitaplıkla Theo'nun ilgilenmediğini anlattı. Hepsi bu kadardı. Theo ile Suzan salona dönmüşler. Kahve içmişler ve Suzan aile albümünü göstermişti. Şimdi aynısını yapacaklardı. Suzan hepsini oturttu, kahve ikram etti. Sonra albümleri getirdi. Köksal Peter'ın bakmasını istedi. Teo'nun gözüyle ancak sen görebilirsin Peter. Albümler üç taneydi. Biri ailenin yeni resimleriydi. Diğer iki albümde eski fotoğraflar vardı. Peter eskilerden birini aldı. Albüm sayfalarını çevirmeye başladığında dikkatinin dağılmaması için konuşmadılar. Janos Clay'nin çektiği fotoğrafların bulunduğu albüme bakarken Peter yavaşladı. Bazı sayfalara uzun uzun takılıyordu. Bir sayfada durdu. Suzan uzanıp baktı. Theo da işte bu sayfada durmuştu dedi. Diğerleri merak etti. O albüm sayfasında ne vardı? Peter gösterdi. Janos Klein bu fotoğrafları Tarabya'daki Alman mezarlığında çekmiş. Köşkün fotoğrafları da var ama çoğunlukla mezarlık ve tek tek mezarlar çekilmiş. Hatıra veya belge olarak çekmiştir diyen Suzan devam etti. Almanya büyük dedemin hep içindeydi. Küçüktüm ama onun özlemini fark ederdim. Vatanından uzakta ölmüş gitmiş, uzakta gömülmüş Almanların mezarlarının onun için duygusal bir anlamı vardı. Belki de Alman isimleri yazılı mezar taşlarına bakmak içinde bilemediğimiz duygular uyandırıyordu. Ayrıca mesleği kütüphanecilik ve arşivcilik olduğu için belge olarak saklamış da olabilir. Bakın, bu da benim büyük dedem Alexander von Huber'in mezarı. Her yıl katıldığım törenlerde dua eder çiçek koyardım diyen Peter albümü onlara çevirip mezar fotoğrafını gösterdi. Mermerden yapılmış büyük Alman haçının altındaki kitabede Alexander von Huber'in altında İskender Paşa yazısı da vardı. Dedemizin mezar fotoğrafını görünce Teo bir şey söyledi mi? Suzan gülümsedi. Aynen sizin söylediklerinizi söyledi. Mezarlığı ziyaretlerinizi anlattı. Resimlerin yanında dedemin karaladıklarını bir kağıda not etti. Peter albümün sonuna kadar iyice inceledi. "Kardeşimle başka ne konuştunuz Suzan?" "Hiçbir şey." Teşekkür etti, vedalaştı ve gitti. Konuşulanların hepsini köksal dedektiflere çevirmişti. Onlar da konuşulanları teybe kaydetmişti. Gitmeden önce Peter'ın bir ricası vardı. Suzan, izin verirsen albümün bazı sayfalarının fotoğraflarını çekmek istiyorum. Ana olsun diye. Memnuniyetle, dedi Suzan. Peter cep telefonunun kamerasıyla albümün birkaç sayfasını çekti. Dükkana da uğrayıp Kenan Kılan'a veda ettikten sonra ifade vermek için savcılığa gittiler. Savcı acılı Peter'a ve Lara'ya son derece nazik davrandı. Ayrıca Köksal da ifade verdi. Peter ve Lara'nın Almanya adreslerini ve telefonlarını kaydettirdi. Ne zaman döneceklerini sordu. "Bilmiyorum, katiller bulunana kadar kalmak isterim." dedi Peter. Lara ise İstanbul'da kalma süresinin iş yerinden alacağı izne bağlı olduğunu söyledi. Savcı Hilltown'daki oda numaralarını yazdırdı. Peter, Lara ve Köksal cep telefon numaralarını da verdiler. Adliyeden çıktıklarında Peter heyecanlı ve telaşlıydı. Otele gidelim, bazı şeyler var. Odasına girer girmez hemen laptopunu açtı. Çektiği fotoğrafları cep telefonundan laptopa aktardı. "Şimdi bakın." diyerek çektiği fotoğrafları büyüterek ekrana getirdi. "Dedemin mezarını görüyorsunuz. Janos Klein mezarı sadece karşıdan değil, her iki yanından" ve baş tarafındaki kitabenin arkasından da çekmiş. Hatıra için mezarın her yanını çekmek gerekir miydi? Fotoğrafı değiştirdi Peter. Bir başka mezar görüntüsü ekrana geldi. Bu mezar Çanakkale Savaşı sırasında hemşirelik yapan Prenses Merizu Hohenlohe-Ingelfingen'e ait. Janos o mezarın da dört tarafının fotoğrafını çekmiş. Aynen dedeminki gibi. İlginç bir şey daha var. Nedir? Köksal, Lara ve Kubilay üçü birden sormuşlardı. Osmanlı dönemindeki iki önemli büyük elçinin mezarlarının sadece ön görünüm fotoğraflarını çekmiş Yanoz. Diyelim ki arşivlemek için çektiği belgesel fotoğraflarda objeyi dört yandan görüntülemek gerekiyor. Peki o halde elçilerin mezarlarını da dört yandan çekmeliydi. Ama öyle değil. Neden? Belki çekte albüme koymamış olamaz mı? diye sordu Lara. Olabilir, söylediğim mantıklı. İlginçtir, mezar resimlerinin yanına Ayasofya'nın fotoğrafını koymuş. Dedeminki ile Ayasofya'nın ve prensesin fotoğraflarının kenarlarına bazı şeyler yazmış. Bir de ilginçtir, Keops piramidi ile Kız Kulesi'nin fotoğrafları da aynı albüm sayfasındaydı. Peter fotoğraflarının yan kenarlarını iyice büyüttü. Kenarlarda rakamlar ve bazı işaretler vardı. Lara işaretleri defterine yazıyordu. Mareşal Alexander von Huber'in mezar fotoğrafı. Artı işareti, aşağı gösteren üçgen ok, 220. Prensesin mezar fotoğrafı. Artı işareti, aşağı gösteren üçgen ok, 230. Hepsinde bir haç, aşağı gösteren üçgen ok ve 230 ile 220'den başka birçok uzun sayı vardı. Ayasofya fotoğrafının kenarında ise 4 artı 5 rakamları yukarıyı gösteren üçgen ok ile yanına bir kutu kare çizilmişti. 7,50 metre yazılmıştı. Yanına bir daire çiziliydi ve Profet M yazılıydı ve yine birçok sayı. Lara, Keops piramidi ve Kız Kulesi fotoğraflarındaki işaret ve sayıları da yazdı. Köksal yavaşça Peter'ın koluna dokundu. Bulmaca çözmeden önce gitmemiz gereken bir yer daha var. Yanos, Türkiye'ye geldiğinde sinagog kütüphanesinde çalışmıştı. Nazilerden kaçarken korumak istediği neydi? Kitaptı. O halde aklına ilk gelecek yer sinagog kütüphanesi olmaz mı? Clay'nin adresini de sinagogtan bulmuştum. Peter yorgun başını salladı. Haklısın dostum, sinagoga gitmeliyiz. Barış bahası sinagogunda kültür ve halkla ilişkilerle görevli haham Yakup Burak astı. Köksal'a Yanos Clay'nin ailesinin adresini veren kişiydi. Ziyaret amaçlarının birazını telefondan öğrenen Haham Brokas, onları ellerinde dosyalarla beklemekteydi. Cinayeti gazetelerden öğrenmişti. Peter'e başsağlığı diledi. Medya olayı soygun cinayeti olarak vermişti. Öyle biliniyordu. Köksal 1491 Oruç Bey kitabından başlayarak Teo'nun öldürülmesine kadar olan biten her şeyi Haham Brokas'a açıkça anlattı. Theo'nun katillerine ulaşmanın yolu bu kitaptan geçiyor inancındayız. Kitapta neler yazdığını öğrenmemiz gerekiyor. Janos'un torunu, "Kitap 60 yıldır bizden soruldu." diyor. Soran kişiler kitaptan son derece önem verdikleri bir şeyi öğrenmek istiyorlar. Theo bu kitabı bulmak için İstanbul'a geldi ve öldürüldü. Köksal 1491 Oruç Bey kitabının sinagog kütüphanesinde olup olmadığını sordu. Kitap sizde ise okumamıza izin vermenizi rica ediyoruz. Bir konuyu açıklamam gerekiyor dedi haham. Barış Vahası Sinagogu 1952'de açıldı. Janos Klein birçok Yahudi gibi 1933 yılında İstanbul'a geldi. Nazilerden kaçan Yahudi nüfusu savaş sonuna doğru iyice arttı. Yeni bir sinagog yapımı kararlaştırıldı. Türk Devleti'nin izni ve katkılarıyla 1948'de başladı inşaat. Yani Yanos'un İstanbul'a geldiği yıllarda barış vahası sinagogu yoktu. Bir dosya açtı. Kısa süre göz attı. Bakın, Yanos'un görev yaptığı mabedin adı Betha Knesset Tofre Begadim denilen sinagog. Çok eski bir sinagogdur orası. Sultan II. Abdülhamit'in özel başarı madalyası verdiği saray terzisi Mayer Schönmann'ın ricası üzerine padişahın fermanıyla kurulmuş. Almanca konuşan Yahudi Aşkenaz terzilerin yetiştirildiği meslek okulu da olduğundan o sinagoga terzi okulu veya terzi tapınağı denmiş. Hem meslek odası ve okul hem de mabet olarak yararlanılmış. Bugün kültür merkezidir. Lara üzüntüyle ayağa kalktı. Yine düş kırıklığı. Sabırlı olun dedi Haham Burakas. Burası yani Barış Vahası Sinagogu açılınca kütüphanesini Janos Klein kurmuş. "Oh, bir umut." diyerek yerine oturdu Lara. Haham devam etti. Kendi değerli kitaplarını da kütüphaneye bağışlamış. Bunların arasında aradığınız 1491 oruç bey el yazması ve çevirisi de bulunuyor. Hepsi birden ne diyerek doğruldular. Kitaplar burada demek ki aman tanrım diyenlere tekrar ayağa kalkmıştı. Ancak hahamın sözleri sevinçlerinin üstüne buzlu su gibi geldi. Kitaplar burada değil. Şaşkın bir suskunluk oldu. Haham Barakas onlara anlayışla baktı çok karışık gibi görünüyor ama Yanos kitapları tekrar Almanya'ya göndermiş. Sağlı sollu yumruklar gibi inen sürprizlerle kafaları iyice karışmıştı. Neden ama? Sinagog yönetimine başvurmuş. Kitapları yakılmaktan kurtarmak için aldım. Berlin Kütüphanesi Başkanı Adelaide kendisi verdi. Savaş bitti. Almanya artık demokratik ülke. Kitapları ait oldukları yere göndermezsem kendimi hırsız hissederim demiş. Cemaatin yetkili kurulları Yanos'u haklı buluyor. Yanos, kurulun huzurunda kitapları Allen Goldberg adındaki Berlin'de yerleşik arkadaşına vererek Almanya'ya gönderiyor. Lara heyecanla sordu. Kime gitmiş kitaplar? Berlin Kütüphanesi Başkanı Waldemar Adelaide'e gönderilmiş. Bakın burada bütün kayıtlar teslim etme ve teslim alma imzaları. İşte şu belgede Adelaide'in kitapları aldığına dair imzasını görüyorsunuz. Belgelerin fotokopisini size veririm. Şimdi en çok Lara şaşırmıştı. Bir şeyler söyleyecekti, sustu. Aklına gelen soruyu çevirerek başka bir şey sordu. Bay Adelaide kitaplarla birlikte Yanos'tan haber alınca sevinmiştir. Sonra haberleşmişler mi? Hayır. Nazi döneminde ailesiyle birlikte yaşadığı büyük korkular Yanos'ta derin izler bırakmış. Asla eski kimliğiyle anılmak istemiyormuş ve adresini kimseye vermiyormuş. Kitabı Adelaide'e teslim eden Alan Goldberg, kitaplar sinagog tarafından gönderildi diyor. Adelaide, 1933'te kitapları teslim ettiği asistanı Yanos'u soruyor. Ama Alan Goldberg böyle birini tanımadığını söylüyor. Öğrenecekleri başka bir şey kalmamıştı. Hepsi teşekkür ederken Lara Haham'a sordu. İki kitap şu anda Berlin Kütüphanesi'nde olmalı değil mi? Evet öyle olmalı. Kitapların Adelaide'a teslim belgesinin fotokopisini de veren Haham Yakup Barokas'a tekrar teşekkür ederek ayrıldılar. Hahamın sayesinde kafalarımızdaki karmaşık fantezilerden kurtulacağız dedi Peter. Lara güldü. Hiç sanmıyorum Peter. Nedenini sorarsan ben de sana şunu sorarım. Benim iş yerimin adını söyler misin? Berlin Devlet Kütüphanesi. Evet aynen öyle. Ve kütüphanede 1491 Oruç Bey el yazması ve çevirisi yok ki Peter. O kitabı bir hafta önce Theo için aramıştım. Sinagog Almanya'ya Bay Adelaide'a göndermiş ama kitap kütüphaneye girmemiş. Bir dakika durun lütfen. Kafam zonklamaya başladı. Öyle ya. Hadi bir kafeye bara filan oturalım diyen Köksal hepsini cibe doldurdu. Çetin bizi hemen şuraya Perapalasa Palas'a götürüver. Peter'ın korumaları ise Mercedes'e geçerek arkalarına düştü. Sinagog'dan ana caddeye çıkarken tam dört yol ağzında önlerinde eski kamyonet sarsılıp aniden durdu. Aman Tanrım, öldürecek! Çığlık atanlara elleriyle yüzünü kapamıştı. Köksal o anda soldaki sokaktan aşırı hızla gelen kamyonu gördü. Kamyonun çarpmasından kaçamazlardı. Önlerindeki kamyonet yollarını tıkadığı için Azrail gibi gelen kamyonun karşısında çaresizdiler o anda saniyeler içinde bir mucize oldu. Dört yol ağzındaki nöbet bekleyen polis otosu aynı anda siren çalarak kamyonun geldiği yola yöneldi. Kamyonun sürücüsü polis otosunu görünce öyle sert fren yaptı ki süratle gelen araç savruldu. İki tekerleği kaldırıma çıktı, duvara çarptı, sürtündü, durdu. O sırada şoför Çetin yolu kesen kamyonetten birinin indiğini gördü. Adamın elinde havluya sarılı bir şey vardı. Jipe doğru geliyordu. Çetin tehlikeyi sezmişti. Herifin silahı var diye bağırdıktan sonra geri vitese taktı. Korumaları taşıyan arkasındaki Mercedes'in tamponuna vurarak kaldırıma çıktı. Tam gaz geri geri fırlattı jipi. Köksal iki eliyle aynı anda Peter ile Lara'nın kafasına bastırdı. Yere yatın! Onlar ne olduğunu anlamamışlardı. Ama hemen jipin zeminine çöktüler. Köksal duvara çarpıp duran kamyonun şoförünün araçtan atlayıp koşarak kaçtığını gördü. Jeep kaldırıma sıçrarken Peter'ın iki koruması otolarından fırlayarak havluya sardığı silahla gelen adama koştu. Bir polis de düdük çalarak üstlerine geliyordu. Onları gören adam kirli havluya sardığı şeyi sımsıkı tutarak kamyonete döndü. Bozulmuş gibi duran kamyonet birden canlandı ve görüntüsüne göre inanılmaz hızla uzaklaştı. Çetin yavaşlar gibi olunca Köksal bağırdı. Durma kule dibine çık. Çetin ters yoldan Galata Kulesi'nin altındaki parka girdi. Banklarda oturanlar ne olduğunu anlayamadan hızla geçerek karşıdaki sokağa daldı. Sokaktaki ilk yokuştan ana caddeye inerken korumaların arabası onları izliyordu. Karaköy'ün yoğun trafiğine girince zorunlu olarak yavaşladılar. Korumalardan Jack arabasından inerek jipe atladı. Peter ile Lara'nın yanında oturdu. Şaşkınlıkları hala devam ediyordu. Neler olduğunu polisten öğreniriz dedi Köksal. Çetinden Perapalas Oteli'ne gitmesini istedi. Peter üstlerine gelen kamyonun rastlantı olup olmadığını ve kamyonetten inen adamın elindeki havluya sarılı şeyi yol boyunca sordu. Silah mıydı? 15 dakika içinde tarihi Pere Palace Oteli'ne geldiler. Otelin Haliç'e bakan harika manzaralı lokantasına oturduklarında derin bir of çeken Peter, ''Bu kadar gerginliğe artık dayanamıyorum, viski içeceğim.'' dedi. Sinirleri Peter kadar yorulmuş olan Lara ile Köksal da ona katılacaklardı. Kubilay soda istedi. Korumalar ayrı bir masada oturuyordu. İki gün içinde yaşananlara dayanmak zordu. Peter kardeşini, Lara ile Köksal da kardeş kadar sevdikleri bir dostlarını kaybetmişlerdi. Pırıl pırıl genç adam İstanbul'a geldiğinin üçüncü gününde delik deşik edilerek öldürülmüştü. Peter bol buzlu viski bardağını ağrıyan başına tuttu. Bir süre konuşmadılar. Romanlara, şiirlere, tablolara ilham vermiş Haliç'i simyacı gibi altına çeviren güneş kızararak alçalıyordu. Eşsiz tarihi koya renk değiştirerek altın boynuz dedirten güneş, Eyüp'ün mermer mezar taşlarına altın tozu serperek batıyordu. Sessizce görkemli manzarayı izlediler. Güneşin batışıyla altın renginin yerine giderek koyulaşan mavilik alırken ilk konuşan köksal oldu. Esrarengiz kitabın peşine düşen kişileri öldürecek birileri, belki de bir organizasyon var. Almanya'da olduğunu bildiğimiz ama nerede kimde olduğunu bilmediğimiz kitabı mutlaka bulmalı ve okumalıyız. Lara uzandı, Peter'ın masaya koyduğu zarfı aldı. Zarfta hahamın verdiği fotokopiler vardı. Kitap gönderiliyor, Berlin'de teslim alınıyor. Teslim alan kütüphanenin efsane başkanı Bay Waldemar Adelaide ve kitap ortada yok. Olamaz, olamaz, olamaz. Lara konuşurken bir yandan da fotokopilere bakıyordu. Elini birden masaya vurdu. İlginç bir şey var. Janos kitabı Adelaide'ın evine göndermiş. Bakın adrese. Bay Waldemar Adelaide, Mozart Sokağı 22. 15.566, Schönehi, Beyi, Berlin. Tarih 5 Temmuz 1968. Yani kütüphaneye göndermemiş. Bunları söyledikten sonra çantasını açarak cep telefonunu çıkardı Lara. Bizim bölümün başkanı Profesör Friedhoff'u arayacağım dedi ve parmağıyla susun işareti yaptıktan sonra numaraları tıkladı. Aloy, merhaba. Evet korkunç bir şey oldu. Theo'yu. Yan gözle Peter'a baktı. Maalesef TV haberlerinde gördün değil mi? Evet. Ben iyiyim, iyiyim. Evet, çok üzüldüm. Abi Peter şu anda yanımda. Söylerim, sağ ol. Alois, lütfen kütüphane personel kayıtlarına bakar mısın? Bay Valdemar Adelaide hangi yıl emekli olmuş? Tamam, sen beni arayacaksın. Kendime bakarım, merak etme. Tschüss. Telefonu kapatıp Peter'ın elini tuttu. Alois baş sağlığı diliyor. Theo ile tanışmıştı. Cinayet Almanya'da TV'lerde birinci haber, gazetelerde manşet olmuş. Alois de çok üzülmüş. Lara'nın telefonu çalmaya başladı. Arayan de. Lara "Hım" hmm, diyerek dinledikten sonra teşekkür ederek kapattı. Bay Waldemar Adelaide 1968'in Nisan ayında emekli olmuş. 7 Temmuz 1968'de ölmüş. Yani kitabı teslim aldıktan iki gün sonra. İnanılır gibi değil. Demek ki kitabı aldı ama kütüphaneye teslim etmeye ömrü yetmedi. Peter dimdik olmuştu. Gözleri açılmıştı. O halde, o halde kitap en güçlü olasılıkla Bay Waldemar Adelaide'ın evinde arkadaşlar dedi Lara. Berlin'e Dönüş Peter ertesi gün kardeşi Theo'nun cenazesini teslim aldı. Lara ile ikisi savcılığa son kez ifade verdiler. Almanya'ya dönüyorlardı. Köksal gazeteden izin almıştı, onlara katılıyordu. Peter kendilerine çok yardımcı olan Kubilay'ın elini sıktı. Lara yanaklarından öptü ve Peter'ın özel uçağıyla Berlin'e uçtular. Theo'nun tabutunu cenaze evine teslim ettikten sonra Peter'ın ilk işi Tobias'ı ofisinden aramak oldu. Seyahatte olduğunu söylediler. Cep telefonunu kimseye vermezmiş. Nereye gittiğini bilmiyorlar. Ne zaman döneceğini bilmiyorlar. Tobias kim diye sorduk Köksal. Theo'nun arkadaşı, Adelaide'ın torunu. Leonie Adelaide ile Theo'yu o tanıştırmıştı. Tahminimize göre kitap şu anda Leonie'nin yaşadığı evde. Bizi oraya Tobias kolayca götürürdü. Def olup bir yerlere gitmiş. Theo'nun serseri ruhlu arkadaşıdır. Tobias olmasa ne olur? Bayan Leonie'nin evine biz gidemez miyiz? diye sordulara. Bayan Leonie'yi aradılar. Sophie telefona çıktı. Arayanın Peter olduğunu öğrenince ilk sözü baş sağlığı dilemek oldu. Peter, Bayan Adelaide'i ziyaret etmek istediklerini söyledi. Sophie bir anlık izin istedi. Bayan Leonie'ye soracaktı. Az sonra tekrar telefondaydı. "Hemen gelin." dedi. Mercedes limuzin onları Leonie'ye götürürken Peter elini alnına vurdu. "Theo yola çıkmadan önce bana geldi. Yanında Tobias vardı. Uzun uzun kitaptan ve onu aramak için İstanbul'a gideceğinden söz etti. Kitap Tobias'ın ninesinin evindeyse haberi yok mu bu çocuğun?" Lara gülümsedi. Serseri ruhlu diyorsun. Kitaplarla ilgilenmiyor herhalde. Mozart sokağındaki malikaneye bayılmıştık Köksal. Sophie kapıyı açar açmaz üzüntüsünü belirtti. Theo'yu sevmiştik. Çok saygıdeğer çocuktu diyerek onları salona aldı. Bayan Leoni orada bekliyordu. Siyah uzun matem elbisesini andıran bir kostüm giymişti. 97 yaşında olduğuna kimse inanmazdı. Görkemli kadındı. Üçüyle de dostça tokalaşarak koltuklara buyur etti. Bay von Huber, kardeşiniz için çok üzüldüm. Theo kibar, akıllı bir çocuktu. Yazdığı haberleri okumuştum. Başarılı bir gazeteciydi. Torunum Tobias bizi tanıştırmıştı. Onun nereye kaybolduğunu bilmiyorum ama Theo'nun haberini duymuşsa yıkılmıştır eminim. Başta Peter olmak üzere hepsi duyarlılığından dolayı Bayan Leonie'ye teşekkür etti. O sordu. Benden bir isteğiniz olmalı. Lara, İstanbul'da başlarından geçenleri 1491 Oruç Bey kitabının izini sürdüklerini, bu kitabın dönüp dolaşıp Bay Valdemar Adelaide'a geri geldiğini anlattı. Leoni şaşırmıştı. Nasıl olur? Benim haberim yok, dedi. Lara açıkladı. Kitap 5 Temmuz'da Bay Adelaide'a teslim edilmiş. Teslim makbuzunun fotokopisi bizde. İki gün sonra maalesef babanız vefat etmiş. Üzgün olduğunuz için dikkatinizden kaçmış olabilir. Bayan Leone bilemiyordu. En iyisi gidip odasına bakalım dedikten sonra Sofya seslendi. Babamın odasına çıkacağız. Binanın iki kişilik zarif asansörü Leone ile Lara'yı üçüncü kata çıkardı. Diğerleri merdivenlere tırmandılar. Bay Valdemar Adelaide'ın çalışma odası müze gibiydi. Geniş, güneşli, tertemiz odanın kitap raflarının ara boşluklarına ilk baskı gazeteler, dergiler, yağlı boya ufak orijinal tablolar, tanınmış yazarların imzalı portreleri, birçok ünlü politikacı ve akademisyenin, sanatçıların Adelaide ile birlikte çekilmiş fotoğrafları asılıydı. Raflardaki kitaplara bakıyorlardı ki Bayan Leoni atıldı. Öyle değerli kitapları rafa koymazdı diyerek Sophie'ye işaret etti. Sophie beraberinde getirdiği ufak çantayı açtı. Çıkardığı anahtarı çalışma masasının yanındaki kasaya benzer alçak metal dolabın kilidine soktu. Dolabın ağır kapağını açarken Leonie hariç diğerleri nefeslerini tutuyorlardı. Kasanın içinde koyu sarı renkte bez zarflar diziliydi. Çıkar teker teker dedi bayan Leonie. Sophie sarı bez zarfları masaya koymaya başladı. Dur. Bayan Leoni parmağıyla kasadaki kutuyu gösteriyordu. Onu çıkar. Sophie'nin masaya koyduğu kutu karton inceliğindeki beyaz tahtadan yapılmıştı. Babam bütün değerli kitaplarını sarı bez zarflara koyardı. Bu kutu farklı. Bayan Leoni kutunun kapağını açtı. Hepsi heyecanla başlarını uzatmışlardı. Üstte kızıl kahverengi deriyle ciltlenmiş bir kitap vardı. Onun altında siyah deri ciltli bir başka kitap duruyordu. Leoni kitabı aldı baktı. Üstüne bırakılmış karttaki Almanca notu okudu. Ve zafer kazanmış şövalye edasıyla kitabı kılıç gibi kaldırıp gösterdi. Vayla! İşte 1491 Oruç Bey el yazması. Nefesler tutulmuştu. Kitaba büyülenmiş gibi bakıyorlardı. Kayıp 1491 Oruç Bey kitabı gizemi çözülememiş 500 yıllık el yazması. Leoni diğer kitabı çıkardı kutudan. E vay 1491 Oruç Bey kitabının Almanca çevirisi. Lara, Peter ve Köksal atlayıp kitapları kucaklamak, sayfaların içine hemen dalmak istiyorlardı. Lara'nın çenesi heyecandan titriyordu. Zor konuştu. Bayan Adelaide, kitabı hemen okumak istiyorum lütfen diyerek elini uzattı. Leone kitabı geri çekti. Hemen olmaz. Önce bir konuşalım. Kitaplar babama ait, size veremem. Lara onu kırmamaya çalışarak tatlı sert itiraz etti. Lütfen, kitaplar Berlin kütüphanesine ait biliyorsunuz. Köksal kaş göz ederek Lara'yı susturdu. Leonie'nin gönlünü almaya çalıştı. Kitapları bize gösterdiğiniz için ne kadar teşekkür etsek azdır bayan Adelaide. Bunları okumak istememizin amacı Theo'nun katilini bulmaktır. Siz de Theo'yu çok sevmiştiniz. 29 yaşındaydı ve bu kitapları aradığı için canına kıydılar. Bize en büyük yardımın yine sizden geleceğine inanıyorum. Bayan Leoni yatışmıştı. Kitapları bulunca heyecanlandım. Haklısınız çocuklar. Oturup birer kahve içelim ve konuşalım. Sophie bize kahve ve çörek filan getir. Bağırma Leoni. Ben yanında duruyorum diyen Sophie onun kolunu tuttu. Hadi salona hırçın küçük kız. Kitapları kütüphaneye vermem gerekir. Yalnız medyanın da bulunacağı teslim töreni isterim dedi 97 yaşındaki küçük kız Leoni. Lara başka öneri getirdi. Şimdilik kütüphaneye teslim etmeyin. Kitapların peşinde olan tehlikeli kişiler var. Kulakları delik. Theo'nun girişimlerini hemen öğrendiler örneğin. Kitapların kütüphaneye geldiğini medya kanalıyla ilan edersek onların ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Kitaplar sizde kalsın Bayan Leoni ama okumamıza ve bazı kopyalar almamıza izin verin zamanı geldiğinde törenle teslim edersiniz. Bayan Leoni biraz düşündü. Sonra kararını verdi. Sevgililere, sevgili Peter. Ciddi bir olayın içindesiniz, anlıyorum. Kitapları size vereyim. Sürekli rahat bir ortamda çalışmanız gerekecek. İşiniz bitince bana teslim edersiniz. Size güveniyorum. Lara fırladı. Leoni'yi iki yanağından öptü. Onu Peter izledi. Leoni bu coşkudan mutlu olmuştu. Hayırsız torunum Tobias yılda bir kere bunu yapar. Noel'de gelir yanağımı öper. Bir kadeh içer ve sonra çüz. Sizi sevdim çocuklar. Sizi de Türk gazeteci bay. Çalışmalarınız ilerledikçe bana bilgi vermenizi özellikle isterim. Ve ara sıra gelerek yanaklarımdan öpmenizi. Kitapları yerine yerleştiren Sophie sandığa da bir çantaya koydu. Teşekkür ederek ayrıldıklarında Peter, Köksal ve Lara çok mutluydular. Kitapları ele geçirdiklerine inanamıyorlardı. Çalışma mekanı olarak Peter'ın şato benzeri malikanesini seçtiler. Zehlendorf beldesinde değerli antika bir binaydı Peter'ın malikanesi. Çalışma yeri olarak evinin seçilmesi en çok Peter'ın eşi Maggie mutlu etti. Kocasını nihayet görebilecekti. Peter eve gider gitmez ofisi arayarak Theon'un cenaze töreni organizasyonu ile ilgili bilgi aldı. Theon'un cenazesi 3 gün sonra defnedilecekti. Babası ve annesi özel uçaklarıyla aynı gün geleceklerdi. Çalınan 80 sayfa Tahta kutuyu açıp 1491 Oruç Bey çevresini çıkardılar. Kütüphaneden çalınmış 80 sayfalık bölümün ne olduğuna bakalım diyerek atıldılar a. Önce içeriği okumaya başladı. 1. Sultan II. Murat'ın tahtı Şehzade II. Mehmet'e bırakması. 2. Sultan II. Mehmet'in eğitimi ve Akşemseddin Hazretleri. 3. Konstantiniyye'nin fethine karar verilmesi. 4. Boğaz kesen hisarının yapılması, hisarın planı. 5. konu başlığına gelince Lara durdu. Theo'nun ilgilendiği bölümlere geldik. Buradan itibaren 80 sayfa çalınmıştı. 5. başlığa bakalım. 5. Hisar'ın temelleri kazılırken bulunan acayip bina. Devam ediyorum dedilere. 6. Acayip binanın içindeki tuhaflıklar. 7. Akbaba okunamayan yazılar. 7. Kıyametin tarihini yazan levhalar. 8. İmparator Konstantinos'un Kudüs'ten getirdiği kutsal emanetler. Hz. Musa'nın asası, Hz. Davut'un veya Hz. Süleyman'ın yedi kollu şamdanı, Hz. Nuh'un baltası, Hz. İsa'nın kemikleri, cübbesi, kaymak taşından yapılmış kasesi, ekmek kırıntıları, çarmıh parçaları, barnaba sincili. 9. Konstantinos'un altın mektubu. Kutsal emanetleri ne yaptı? İşte okuduğum son beş başlığı içeren sayfalar çalınmıştı. 10. maddeden sonrası da ilginç elbette. Ama bizim öne almamız gerekenler çalınan sayfalardaki konular. Dilerseniz hisarın temelleri kazılırken bulunan acayip binadan başlayalım.